Korsan bir miting düzenlemişsiniz, hepinizi Silivri'ye göndereceğim. Sandık gelecek. Tek istediğim bir şey var. Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyup oyu kullanacaksınız. Hep beraber dünya demokrasi tarihine önemli bir not bırakacağız. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla emekliye ayıracağız. Buna inanın ve mutlaka bizlere güvenin. İttifakı olarak sizin için çalışıyoruz. Halkımız için çalışıyoruz. 7'den 70'e hiçbir ayrım yapmadan doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, esnafı, zengini, sanayicisi, işçisi, memuru, emeklisi, taksicisi, şoförü, tır şoförü, kim olursa olsun herkesin kazandığı, her evde huzurun olduğu bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunun için bize katılın. Bir daha söylüyorum. Bunları istiyorsanız bize katılın. Huzur istiyorsanız bize katılın. Adalet istiyorsanız bize katılın. Hukuk istiyorsanız bize katılın. Bu ülkede huzur olsun. Bu ülkede barış olsun. Bu ülkede insanlar huzur içinde yaşasın. İstiyorsanız bize katılın. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Esnaf kardeşlerimden de gelemedim, elimi uzatamadım, dokunamadım, kusura bakmayın, anlayışla karşılarsınız herhalde. İnşallah buraya daha farklı bir ortamda geleceğiz, daha farklı bir atmosferde geleceğiz. Çok güzel bir kentte yaşıyorsunuz. Edirne gibi her tarafı tarih kokan bir kentte yaşıyorsunuz. Mutlu insanlar olmanızı isterim. Çoluğunuzun çocuğunuzun iş sahibi olmasını isterim. Dediğim gibi en büyük arzum huzur içinde bu ülkeyi yaşatmaktır. En büyük arzum. Bir şeyden daha emin olmanızı isterim. Bir şeyden daha emin olmanızı isterim. Bay Kemal'in saray merakı yoktur. Bundan emin olmanızı isterim. Sarayları değil, saraylarda oturmak için değil, halk gibi yaşamak isteriz. Halkımız gibi yaşamak isteriz. Hiç kimsenin mağdur olmamasını isteriz. Farklı düşündü diye insanların hapse atılmasını istemeyiz. Kadın erkek eşitliği isteriz. Çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alsın isteriz. Bereketli topraklar üzerinde yaşıyorsunuz. Bu bereketli topraklar bereket fışkırdığı sürece sizler hayatta mutlu olacaksınız. Bizim de amacımız zaten bu. Hepiniz hoşça kalın. Hepinize saygı sunuyorum.